Otur. Refik, seni mahalleden sordurttum. Kimsesizlere bir yakınlığın, bir temasın var. Var Selman abi. Arada bir gidip yiyecek, erzak falan alıyorum. Güveniyorlar mı sana? Abi, onlar kimseye güvenmez. Kimsesiz Doğan, maruzatın bizzat başında durur. Bin ihtiyacı varsa kendi verir. Bizzat görmek ister. Sen o kadar yanına yaklaşabiliyorsun ya. Yaklaşıyorum abi. Helaşhanede falan birebir kaldığımızda oluyor. Yemekleri tabağımıza kendi dolduruyor. O esnada 2,50 dolu oluyor yani. İsterseniz o sırada bitiririm işimi. 100.000 dolar istiyor ama Selman abi. Abartmışsın be koçum. O kurşunu sıktıktan sonra oradan çıkıp çıkamayacağım meçhul değil bu. Tamam tamam. 150.000 versek o. Ver derken Selman abi. Ver dedim mi? Ver. Uzatma. Bizimle alakan olduğu ortaya çıkarsa ailen o parayı yiyemez. Ölür. Ona göre. Merak etme Selman abi. Refik kardeş otur hele. Az önce seninle yarı yarıya anlaşmıştık. Zaten bu işi 50.000'e yapacaktım. Madem Selman abi bir kıyak daha yaptı, o zaman bu işte senin helalinden 75.000'in var. Paramı getir. Yarısı şimdi, yarısı da iş bitince. Kusura bakma Seko. O zaman sen kendin yap. Ya dur, bak. Dolar nedir? Ne günleri kaldı Selman? Benim zamanımda bir gazoza adam vuruyorlardı. Aç. Bu insanların gözü aç. Gözlerine toprak bile zor doyurur bunları. Baba. Gönül isterdi ki parayla olmasın. Ecelle olsun. Ama neyse. Haram zakkım olsun. Yollayın o iti. Aman da o itleri de görmesin. İt iti tanı. Benim bu Refi hiç gözüm tutmadı Selman abi. Ben hepsini peşin isterim diye tutturdu. Verdin mi yoksa Seko? Abim Hamdi baba. Baba. Tamam ulan tamam. Babanın parası tabii. Savur gitsin rüzgara. Ben burada o sizin it canınızı kurtarmak için ne paralar harcıyorum gör. Ölsem 15 güne namerde muhtaç olursunuz. 15 güne bile kalmaz Hamdi baba. Odama gidiyorum. Yaman abimden sonra kalkmış gibi olayım. İşi kaça bitirdin sen? 100.000 Hamdi baba. Zaten 100.000'di. Neyi bitirdin lan? Oğlun 150.000 yaptı Hamdi baba. 50.000'le ancak kesebildim. Ben sana dedim ki yarısını çalacaksın. Vallahi ne dediysem yok dedi o su boş. Bir kuruş bile kesmedi. Selman yapsaydı çok daha ucuza mal olurdu. Resmen soyulduk. Adamın yaşaması zarar, ölmesi daha büyük zarar. Ne kimsesiz Doğan'mış be. Bu Hızıracı seni de aradı mı Yaman? Aradı. Toplantı varmış. Konu ne? Gündem neymiş yani? Bilmiyorum Yavuz. Ama toplantıya Hızır Reis de katılacakmış. Hayda. Sebep? Masaya mı dönüyor? Bence birilerine hesap soracak. Ha, Balıkçı'daki tarama işin diyorsun. Nasılsa bizimle bir alakası yok. Demir düşünsün diyeceğim. Demir de masada yok. Kime hesap soracak bu Hızır? Bize niye soruyorsun lan? Ara bacını ona sor. Hızır Reis ona bir şey anlatmaz da. Kifaçalılar bir şey saçmalamıştır. Sorayım. Bir arayalım bakalım. Oo Selman, toplantı varmış. Ne toplantısı? Sana haber vermiyorlar mı? Nasıl masa üyesin anlamadım ki. Ne diyor bu suboş? Hızırlar tarafından dün gece Tuncay'ın mekanı basılmış Selman. Ölmüşler mi? Henüz bilmiyorum. Benim onlarla bir irtibatım yok. Niye bakıyorsun abi? Benim de yok. Yani ne görüştüysem hepsini sana anlattım. Dün gecenin üstüne böyle bir toplantı koyuldu ya. O yüzden soruyorum. Bunlar birini yakalamış, konuşturmuş olabilir. Bilmem gereken bir şey var mı? Yani yok. İyi. O FETÖ'nün itlerinin kanının basıldığını sen nereden öğrendin? Duydum baba. Sen bir şeyler duyuyorsun ama bize söylemiyorsun. Benim bilmem gereken başka bir şey var mı Yaman? Senin bilmen gereken tek şey şu baba. Kimsesiz Doğan işimizde. Dün gece buraya evimizin içine kadar hoşuna gelmedi. Bize gel gel yapıyor. Herhangi bir hamlemizde tuzağa düşeriz. Hamlemiz diyorum çünkü sizin yaptığınız ya da yapacağınız herhangi bir şey beni de bağlar. Yapacağım Yaman. Yapacağım. Onun canını alacak bir korkmaz arıyorum. Maalesef bulamıyorum. Yürü lan Seko. Umarım bulamazsın. O cebindekiler ne lan? Ceviz Hamdi baba. Kaman cevizi. Canın çeker diye cebime attı. Hem babanı soyuyorsun hem de yalan mı söylüyorsun lan Yiğit? Ver o dolarları çabuk. Refik itinin destesinden senin için çalmıştım Hamdi baba. Sus. Hain köpeklerini de getir. Yoksa seni Yaman'a veririm, parça parça ettiririm. Rulo daha var Hamdi baba. Hepsi o kadar. O zaman iki rulo da başkasından çal. Sana ceza kestim. Tövbe Hamdi baba. Söz. Bir daha senden çalmayacağım. Ulan hırsızın tövbesi ne olur? Git Yavuz'u soy. Onun bir şeyi kaldı mı ki? Ada bir domuzu eksik onun. Para biter mi onda? Hamdi baba. Müjdemi iste. Ne oldu lan?
Hamit. Yolu mu vurdu? Baba. Otur şuraya da anlat adam gibi. Doğan öldü. Kimsesiz Doğan öldü Hamdi baba. Doğru söylüyor lan it. Emin misin? Refik aradı. Aşağıhanede bitirmiş işini. Nabzına bakmış mı? 9 canlıdır o Doğan. Kolay kolay ölme. Ölmüş baba. Gel buraya lan it. Feko, elinin cebimde olduğunun farkındayım. Bu seferlik seni bağışlıyor. Babandan çalacaksa bugün çal. Söz Hamdi baba. Bugünden sonra senden bir daha çalmayız. Aferin. İyi.